Hamam aynı, tellaklar değişti sadece. Düzen aynen gider. Bir değişen bir şey olmaz. Sadece tellaklar değişti. Bugüne kadar olanların hiçbir faydası olmadığı gibi bunların da hiçbir faydası olmayacak. Bu memleket bir anlaşmaya gidip Federal Kıbrıs'ı hayata geçirmelidir. Kabine değişikliği gerekli miydi? Değildi. Çünkü dünya kadar sorunumuz vardır bizim. Sorun ekonomik, sorun pahalılık, sorun trafikteki sıkışıklık. Yani bütün bunları halletmeden ikide bir de kabine değiştiriyoruz. Niye değiştiriyoruz? Nedir? Yani değişecek olan nedir? Önemli olan odur. Yani eğer bir şey değişecekse kabineyi değiştirebilirsin. Ama sen pahalılığı önleyebiliyor musun? Sen sağlık hizmetlerini halka sunabiliyor musun? Sen ne bileyim bu nüfus akışını durdurtabiliyor musun? Yapamıyorsun. Trafiğe çıkan yarım saatlik yolu 2 saatte şey yapan, 10 dakikalık yolu 2 saatte giden. Ne bileyim ben hastaneye gitmeye çalışın, bir türlü doktora ulaşamam. Ne bileyim başka diğer bir şey almak istiyorsun, pahalılıktan alamıyorsun. Yani bütün bu sorunlar dururken duruyoruz. Biz de kabine değiştiriyoruz. 4 tane bakan atayacağız, 3 tane bakan atayacağız. Neyi değiştirecek onlar? Hiçbir şey değiştiremiyorlar. Onun için yani bütün bunları hükümetin düşünmesi gerekir ve yapacağı, atacağı adımları da düşünerek atması gerekir. Aksi halde bu memleket yerinde durur. Hiçbir yere varamaz. Kabine değişikliği ülkeye hiçbir faydası olmadığı gibi senelerdir devam eder bu kabine değişikliği. Yani herkes oraya gelsin, maaşı çeksin ama ülkeden haberleri yok. Nüfusu bilmeyen bir kabine, nüfusunu bilmeyen bir ülkenin nüfusunu bilmeyen kabine, kabine mi? Memleketin sorunlarına çare bulmayan, bulamayan, her şeyi biri birine geçiren bir hükümet topluluğu çekinmeden mecliste tatile gider. Çünkü sanki daha ülkemiz normal bir ülkeymiş gibi. Kimsenin umurunda değil. Maksat rant. Kim cebine koyacak? Bütün Rum mülkiyeti satıldı. Birileri para kazansın diye. Yani yasal olmayan, kimse tarafından tanınmayan bir hükümet topluluğu senelerdir hüküm sürer. Ülkesinden haberi yok. Kim hala kimliğinden gelişler gidişler, tutulur bir kişi 10 sene kaçak, tutulur başka bir kişi 12 sene kaçak, ne yapar? Muhaceret ne yapar? Kim denetler bu memleketi? Ülkede trafik polisi yok, asayiş 0, can ve mal güvenliği 0. Zenciler bizim yerli nüfusu geçti. Kim bakacak? Kim çözecek bunları? Efendim bir de Sağlık Bakanı İzlem Gürça, kabinenin tek kadın bakanıydı. Evet. O da değişti. Şimdi kabinede hiçbir kadın bakan yok. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Fark etmez, kadın erkek fark etmez. İş yapan insan lazım. O da hükümetlerde yoktur. Tedbir alınmaz. Her iş öyle başıboş bırakılmıştır. Yani eğer bir ülkede hapishaneler dolu, hastaneler dolu, okullar dolu ve bir çare bulamazsa kabine değişikliği olmuş. Kadın bakanmış da başka kadın yokmuş. Kimsenin umuru değil. Yani hükümetin umuru değil ülkeden. Görmüyor, duymuyor. Ben duyuyorum, görüyorum. Hükümet duymuyor, görmüyor. Bir aile bakan, bir aile müsteşar, bir aile bürokrat rüşvetle çalışır. Gazeteler yazdıydı. İş adamları rüşvet yedirmeden işleri olmuyor devlet dairelerinde. Bunu ben halk olarak nasıl çözeceğim?